Herkese merhaba. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenlerim, burada bir incir ağacımız var. Tabii belki ileride söker miyiz bilmiyorum ama buna bir aşı yapmayı düşünüyorum. Yeri de biraz sıkıntılı. Bugün güzel bir bahar. Yani Allah'ın her günü güzel ama bugün ılık diyelim, sıcağa yakın. Bahçe işleri de tüm hızıyla devam ediyor. Tabii bunların yapılması gerekiyor. Bu incir çeşidimizden çok farklı bir incir aşılayacağız buna. Evet, şu torbada lazım olacak. Çok düzeltmeye gerek yok ama düzgün kestik gibi ama yine de şöyle bir perdahlayalım. Bunu şöyle içe doğru alıyoruz. Kabuğa zarar vermemek için. Onun için de zaten aşı bıçağı böyle içe doğru tasarlamışlar. Evet, şimdi bunu tamam, bu baltamızla bunu yarma işlemini yapacağız. Küçük bir çekicimiz ve baltamız var. Şöyle yaralım. Aslında bunu toprak seviyesinden kesip toprağa gömebiliriz ama buralarda tavuklar var. Zarar vermesinler diye. Böyle biraz yüksekten yapacağız. Evet, şöyle iki tane bir aşı kalemimiz var. Çok da güzel durmuyor ama yapacak bir şey yok. Elimizdeki kalemlerimiz bunlar. Şunu şuradan keseceğim şöyle. Evet. Bunu da şuradan keseyim. Şu şekilde yapacağım, inşallah tutar. Evet, şöyle 180 derece arka tarafa geçiyoruz. Evet. Şöyle bir deneyelim de yontma işlemini ona göre yapalım. Evet, şu tarafı biraz daha almam lazım, şurayı. Evet, bu şöyle bir daha deneyelim bakayım. Evet, bu tamam gibi. Şunu da şöyle, kalemini de hazırladık. Evet, bunu da koyalım. Bakalım nasıl olacak. Kıymetli izleyenlerim, şöyle kabukların, tabi kabuğa değmesi lazım, şöyle
Evet, kabukların yani bu haliyle tutarsa, şurada altta az bir sorunumuz var gibi ama orası önemli değil. Şuralar oturdu. Şimdi aşımızı tabii şunla saracağız. Streçle bir saralım. Evet, aşağı doğru yarıldı. Aşağıdan. Aslında şöyle tersten daha iyi oluyor. Tersten yapalım. Yani tutacağına ümit ediyoruz. İnşallah tutar. Şunu da şöyle şu aradan geçirelim. Bir tane de şuradan şöyle geri gelelim. Evet. Zaten toprak koyacağız. Yerimiz de genişti. Evet, şöyle kömür torbalarıyla. Tabii bunlar için tasarlanmış torbalar var aşılar için. Ama şu anda elimizde yok. Kömür torbaları da bu işi görüyor. Kömür torbasıyla da bu işlerimizi halledebiliyoruz. Şimdi bunu şöyle bağlayalım. Evet, şimdi buna toprak koyalım biraz. Kıymetli izleyenlerim, aşımız tamam. Şimdi toprağını koyuyoruz. Hafiften nemli bir toprak ayarladım. İnşallah tutar. Evet, aşımız bu kadar. Bugünkü paylaşımımız bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.